Evet arkadaşlar. Emre Bey ile başlıyoruz soruları cevaplamaya. Evet, selamlar tekrar. Tamam. 2005 yılında gayrimenkul alındı. İnşaat halindeyken alınmış. 280 bin TL nakit, kalan taksitli toplam 450 bin lira ödeme yapılmış. 2007 12. ayda taşınılmış, teslim edildi. Kişi ve fiili olarak oturmaya başladı. Tapusu 2009'da Eylül'de tapusu verilmiş. Gelir vergisi, yani değer artış kazancı zannediyorum satılmış. Satış tarihi söylenmemiş ama 2012'de satıldığını kabul edersek burada hani az önce üstad da özelgeyle beraber verdi. Tapuya tapu teslim aslında gayrimenkulde tapuyladır ama gelir vergisinde son dönemde yayınlanan sirkülerlerde ve özelgelerde eğer fiilen oturmaya başlandıysa, örneğin doğalgazı yapıldı, elektrik saati takıldı, su sayacı takıldı ve fiilen teslim edildiyse bu fiili teslim tarihi esas alınıyor. Fiili teslim tarihinden itibaren de 5 yıl içerisinde satılırsa gelir vergisi doğuyor, değer artış kazancı doğuyor. İkinci soru. Yargı kararlarında ve bazı müptezalarda kura çekme var. Kura çekildiyse kura çekildiği tarih itibariyle teslimin gerçekleştirildiği kabul ediliyor. Yani tapuya bakmamak gerekiyor. Tapudan önce fiili teslim varsa, ya oturmaya, kullanmaya hazır halde fiili teslim varsa ona esas almak gerekiyor 5 yıllık sürenin tespitinde. Personel için ödenen bireysel sigorta priminin gelir vergisi matrahından 2013 yılında da düşmeye devam edecek mi? Şimdi bu soru bir soru. Şimdi bireysel emeklilik sistemine sağlanan vergi avantajları tamamıyla kaldırıldı 1-1-2013'ten itibaren. Ama şahıs sigorta primlerine yapılan ödemeler devam ediyor. Sadece şu var, gider yazılabilir. Ticari kazancın tespitinde eğer işveren çalışanı adına bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödüyorsa, elde edildiği aydaki ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin brüt tutarını aşmamak şartıyla gider yazılabilir. Ticari kazancın tespitinde gider yazılabilir. Onun dışında bireysel emeklilik sistemine yapılan ödemelerin beyannamede indirimi mümkün değil. Ücretliler kendileri için öderlerdi, biliyorsunuz. Getirirlerdi, bordro yapılırken sizlere verirlerdi. Bunun ücret matrahından, bordrosundan indirim konusu yapılırdı. 1-1-2013 itibariyle bu da mümkün değil ama bireysel emeklilik mümkün değil. Tekrar söylüyorum, şahıs sigortası, hayat sigortası, sağlık sigortası, bunların beyannamede indirimi kendisi için yapıyorsa veya çalışan kendisi için yapıyorsa bordrosunda indirimi mümkün. 2008 tarihinde alınan bir yazlık, 2012'de satılmış. 2010 tarihinde farklı şeyler mi? Tamam. 2010 tarihinde bir arsa alınmış, 2016 tarihinde bu satılmış. Her iki olayda değer artışı birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı değerlendirilmesi gerekiyor? 2008'de alınmış, 5 yıl alış tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılırsa değer artış kazancı var. Yazlık 5 yıl içerisinde satılmış, dolayısıyla değer artış kazancı doğar. Endeks 80 bin liraya alınmış, endeksleme yapılır. %10'u aşıyorsa, eğer artış oranı %10'u aşıyorsa endeksleme yapılır. Bulunan kazançtan istisna düşülür, kalan tutar vergilendirilir. Arsada da aynı şey, 2010'da alınmış, 2012'de satılmış, 16 bin lira gelir doğmuş, maliyet bedeli endekslenir. Oluşan kazançtan kazanca istisna uygulanır ve ikisi birden beyan edilir 2012 yılı beyannamesiyle. Her biri işte ayrı ayrı 8.800 değil mi? Tabii ki her birisi ayrı ayrı 8.000. Oluşan toplam kazanca, yani her bir satış için 8.800 değil, oluşan toplam değer artış kazancının 8.800 lirası gelir vergisinden istisna. Teşekkürler. Limited şirketi ortağı 2004 yılında sahip olduğu 50.000 TL'lik 2012 yılında 50.000 değer artış kazancı var mı? Değer artış kazancı hani teorik olarak var ama fiilen bu 50.000'e alındı, 50.000'e satıldıysa kazanç yok zaten. Ama teorik olarak isterse 30 yıl sonra satılsın, limited şirket ortaklık payında herhangi bir yıl sınırlaması olmaksızın gelir vergisi doğar. Ama burada fiilen bu soruda 50.000 liraya alındığı, 50.000 liraya satıldığı için doğmamış. Eşin kira geliri var, sadece eşin kira geliri var. Mesken, gayrimenkulse, beynin de sadece kira geliri var.
gayrimenkul sermaye yaratıyor. Eskiden aile olarak topluca mı? Aile öyle bir şey yok artık. Yani herkes ayrı ayrı beyannamesini verecek. Herkes ayrı ayrı istisnasından yararlanacak. Hayır, toplama yapılmayacak. Uzun süredir zannediyorum 99'dan beri toplama yapılmıyor. Aile reisi beyanı vardı 99'a kadar. 2011 Aralık ayına ait faturanın 2012 bu bir borsada işlem gören hisse senetlerinden birden çok yapılan alım ve satımlarda elde edilen kazanç ne şekilde vergilendirilecek ve beyanname verilecek mi? Aynı cins hisse senedinden bahsediyorsak eğer, yani mesela A şirketinin hisse senedinden aldım, sattım, daha sonra aldım, 3 ay sonra bir daha aldım, 3 ay sonra bir daha aldım. İlk giren ilk çıkar yöntemi kullanılır diyor. Bunu 257 numaralı gelir vergisi genel tebliğinde. Aracı kurumlar stopaj yaparken buna göre ilk giren ilk çıkar yöntemine göre kazancı hesaplayıp veya süreyi hesaplayıp, çünkü bir yıla aşarsa geçici 67'ye göre stopaja tabi olmayacak dedik. Bir yıllık sürenin tespitinde veya değer artış kazancı olarak borsada işlem görmüyorsa 2 yıllık sürenin tespitinde yine ilk giren ilk çıkar yöntemini uygulamamız lazım. 257 numaralı gelir vergisi genel tebliğine göre. Ne şekilde vergilendirilecek ve beyanname verilecek mi? Yani mesela ilk aldığımı ilk sattığım kabul edilir. İlk aldığımı ne zaman aldım? 2012 yılında aldım. İlk sattığımı ilk aldığımdan yaptığım kabul edilir. Eğer 2 yıllık süre içerisinde bunu yapıyorsam, bu satışı yapıyorsam ve kazanç oluşuyorsa beyanname verilecek. Ama ilk alışımla ilk satışım arasında 2 yıldan fazla bir süre varsa beyanname verilmeyecek. Bağkur primleri sadece ticari kazanç, serbest meslek kazancı ve zirai kazançlardan mı indirilir? Yoksa bunların yanında gayrimenkul ve ya menkul sermaye varsa bunlardan da indirim yapılabilir mi? İndirim. Şöyle, Bağkur primi, ben bir beyanname slide'da da vardı. O beyannamenin toplandığı yıllık gelir vergisi beyannamesi. Ayrıca her birinde ek var. Beyanname ticari kazanca ilişkin ek, zirai kazanca ilişkin ek, serbest meslek kazancına ilişkin ek. Bu Bağkur primi indirimi o eklerde yapılıyor. Beyannamede yapılmıyor. Yani 26. satıra kar rakamı yazıldıktan sonra Bağkur primi indirimi yapılmıyor. Beyannamenin eklerinde yapılıyor. Dolayısıyla benim ticari kazancım zaten yıllık beyannameye Bağkur primi indirilmiş olarak geliyor. Zirai kazancım yıllık beyannameye çiftçi primi indirilmiş olarak geliyor. Dolayısıyla ayrıca beyannamede gayrimenkul sermaye iradı varsa, gayrimenkul sermaye iradı varsa indirilemiyor. Beyannamede menkul sermaye iradı varsa ve bu menkul sermaye iradı yönetim kurulu, AŞ yönetim kurulu üyelerinin kar payları nedeniyle veya limited şirket ortaklarının kar payları nedeniyle veriliyorsa yine beyannamede Bağkur primi indirimi yapılabilir. Kentsel dönüşüm adı altında toprağımızı müteahhide verdik. Müteahhit 3 aylık kira ödedi. Yalnız bu kazanç daire mi dükkan mı belli değil. Adı altında toprağımızı verdik. Toprakta bir şey var mıydı, bu soru kimin sorusu? Daire vardı. O zaman dairemizi verdik. Dairemiz. Yalnız bu kazanç daire mi dükkan mı belli değil. Belli olmadığı için vergilendirilecek mi? Yani verdiğinizde ne varsa, yine fiilen ne varsa, fiili duruma bakmak lazım. Verdiğiniz arsada 2 tane mesken varsa bu mesken kira geliri olarak değerlendirmek lazım. İstisna düştükten sonra kalan tutar için beyanname vermek gerekir diye düşünüyorum. Kurumlar vergisi mükellefi olan bir limited şirket stoklarında bulunan malların bir kısmını bir devlet üniversitesinin lojmanının inşaatı için bağışta bulunmuştur. Bu durumda fatura kesilecek mi ve kurumlar vergisi beyannamesinde tamamı indirim konusu olacak mıdır? Bunu kurumlar vergisi seminerinde cevaplayalım diyormuşum. Fatura kesilecek. Stoktan çıkış yapılması lazım. Fatura kesilecek. Stoktaki eksiliş kadar fatura kesilecek. Kurumlar vergisinde de yine indirim konusu yapılacak. Beyannameye fatura kesilecek. Karşılığı kanunen kabul edilmeyen gider olacak. Ama beyannamede tamamı indirim konusu yapılacak. KDV hesaplanacak tabii. KDV hesaplanacak. KDV dahil tutar. KDV dahil tutar, beyannamede indirim konusu yapılacak. Yabancı bayraklı bir gemide çalışan Türk vatandaşı stopaj kesintisi yapılmayan ücretlerde beyan nasıl olacak?
anlattık aslında. Yani ücret, elde ettiğimiz ücrette stopaj yoksa nasıl olmayabilir? Ya yabancı ülkelerden elde edebiliriz, ya konsolosluklardan elde edebiliriz. Kesinlikle beyanname vereceğiz. 1.000 lira bile olsa beyan edilmesi gerekir. Bir de diğer ücretliler diye bir şey var. İşte basit usulüyle tabi işveren yanında çalışanlar, özel inşaatlarda çalışan hizmet erbabı, özel hizmetlerde çalışan şoförler. Bunlar da eskiden vergi karnesi derdik. Şimdi vergi bildirimi diyor. Şubat ayı içerisinde vergi dairesine gidip vergi bildiriminde bulunmaları gerekiyor. Ama bu soruda sorulan stopaja tabi olmayan ücrettir. Tamamının beyan edilmesi gerekir. Yabancı bayraklı çalışıyor demiş. Evet. Müteahhide kat karşılığı arsa verilmesinde elde edilen 3 dairenin birinin satılması durumunda satılan dairenin maliyeti nasıl hesaplanır ve kazancı hangi gelir unsurudur? Müteahhide kat karşılığı arsa verilmesinde elde edilen 3 adet daireden birinin satılması. Bir tane satılıyorsa bir kere ticari kazanç olmaz. Ticari kazanç olmaz. Değer artış kazancı yönünde olabilir. Burada da arsanın maliyeti nedir sorusunu bulmak lazım. Sonuçta müteahhit 3 tane arsa için emsal bedel üzerinden fatura kesmesi gerekir. Bu da 3 dairenin 3 daire karşılığında arsanın maliyetini gösterir. O faturanın 3'te 1'i aslında o dairenin maliyetidir diyebiliriz. Metrekare hesabı yapmak lazım o zaman. Metrekareleri farklıysa toplam metrekare üzerinden bir hesaplama yapmak, bir metrekareyi bulmak, satılan dairenin metrekaresine göre hesaplama yapmak gerekir. 10.000 TL mesken kira geliri elde ettim. 15.000 TL ödeyerek kirada oturuyordum. Kazancınız oluşmamış. Ayrıca 40.000 TL iş yeri devam ediyormuş pardon. Ayrıca 40.000 TL iş yeri kira geliri elde ettim. Gerçek gider yöntemini seçtim. Mesken kirasından mahsup edemediğim 5.000 TL'lik kira giderimi iş yeri kira giderinden indirebilir miyim? Güzel bir soru. Oturulan evin kirası sadece mesken kiralarından indirilir ve gider fazlalığı sayılmaz. Diğerlerinden indirilemez. Yani 5.000 lira oturulan evin kirasından 5.000 lira bir gider fazlalığımız var. Ama diyor ki işte burada buna 88. maddenin 3. fıkrası uyarınca gider fazlalığı sayılmaz. Bu demek ki zarar doğurmaz, diğer kazanç unsurlarından indirilemez. İş yeri kira gelirinden indirilebilir mi? Şu an itibariyle indirilemez diye düşünüyorum ama yani soruyu ilk gördüğüm anda bunu düşünmek lazım belki. Bunu bir düşünme, yani net cevap vermeyeyim, yanıltıcı olabilir. Bunu bir düşünmek, belki biraz araştırmak lazım. Belki bununla ilgili de özelgeler de olabilir. Soru kiminse, tamam ben sizinle konuşacağım tekrar ama şu an itibariyle indirilemez gibi düşünüyorum. Yanlış da olabilir. Bunu biraz araştırıp üzerinde düşünmek lazım. Mesken kira geliri için gerçek, iş yeri kira geliri için götürü gider yöntemini seçemem. İkisi için tek bir yöntem seçmem gerekir. Değer artış kazancından satın alınan gayrimenkule yapılan değer artırıcı giderler indirim konusu yapılır mı? Yapılmaz ise ticari kazancın konusuna mı girer? Satın alınan gayrimenkule yapılan değer artırıcı giderler. Yani değer artış kazancı da aslında o gayrimenkulün maliyetinde girmiş olur. Ya ben ne yaparım? Hasılat, yani satış bedelimden gayrimenkulün maliyetini düşerim. Aradaki fark kazançtır. Değer artırıcı nitelikteki bir harcama gayrimenkulün maliyetini artırıcı nitelikte bir harcamadır. Dolayısıyla kazanç o değer artırıcı harcama kadar indirilmiş olur. Enflasyon indirimi dışında başka bir, işte bu tür maliyeti artırıcı harcamaları indirebilirsiniz. Onun dışında endeksleme yapılır ve gayrimenkullerde dediğimiz gibi 8.800 liralık istisna uygulanır. Gelir vergisi matrahından özel üniversitelere ödenen eğitim giderlerinin %5'i oranında indirilebileceğinden bahsettiniz. Böyle bir şeyden bahsetmedim. Yanlış algılanmış diye düşünüyorum. Üniversiteye devam yaş limiti yok mudur? 25 yaştır. Tahsilde olup 25 yaşına kadardır. Yasa çocuk tabirinden bahsetmem. Eğitimde olup tahsilde, çocuk tabiri eğitimde olup 25 yaşına kadardır. Küçük çocuk der bazı yerlerde 18 yaşına kadar dikkate alınır. %5'e kadar indirilebileceğinden bahsetmedim. Hatta dedim ki vakıf üniversitelerine yapılan harcamalar oradan fatura alınsa dahi beyannamede indirim konusu yapılamaz.
%5 ile hiçbir bağlantısı yok zaten. %5 genel bütçe, özel bütçe, katma bütçeli idareler, köyler, belediyeler, kamu yararına çalışan dernekler, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara şimdi, yapılan bağışlar. Emre Bey, o konuda mesela vakıf üniversitesi olup iktisadi işletme açmış olabilir. Öyle bir durum varsa... Kurumlar vergisi mükellefiyeti varsa eğer, kurumlar vergisi mükellefiyeti varsa beyannamede indirebilirsiniz. Kurumlar vergisi mükellefiyeti yoksa beyannamede indirim konusu yapılamaz. Kira gelirlerinin yanında 5 dönümlük bir seradan elde edilen 40.000 TL zirai kazancı da bu gelirlere ilave edilecek mi? 5 dönümlük bir sera. Gelir Vergisi Kanunu 54. maddesinde işletme büyüklüğü ölçüleri yazmıştır tek tek. Seracılık faaliyetinde kaç dönüm olduğuna bakmak lazım ama 40 dönüm büyük bir sera. Pardon, 5 dönümmüş, özür dilerim. 40 nereden çıktı? 5 dönüm o 54. maddedeki ölçüyü aşıyorsa eğer, aşıyorsa gerçek usulde vergilendirilmesi gereken bir zirai kazançtır. Yıllık beyannameyle beyan edilmesi gerekir. Eğer aşmıyorsa gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançtır. Yıllık beyannamede beyan edilmez. Ürünü satarken müstahsil makbuzunda gösterilen vergi nihai gelir vergisi, vergisi olur. Zirai kazanç istisnası diye bir şey yok. Zirai kazanç bu şekilde vergilendiriliyor. Yani işletme büyüklüğü ölçülerini aşıyorsa gerçek usulde bir zirai işletme oluyor. Ticari işletmeden hiçbir farkı yok. Defter tutuyor, fatura düzenliyor, beyanname veriyor. Ama bunu aşmıyorsa, işletme büyüklüğü ölçülerini aşmıyorsa gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazanç oluyor. Yapılan stopaj nihai vergi oluyor. Kesinlikle yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiyor. Sosyal güvenlik destek primi kesintilerini ticari serbest meslek kazançlarından indirilebilir mi? İndirilebilir. Yine bence 4B'ye veya eski Bağkur'dan herhangi bir farkı yok. Ticari kazanç, serbest meslek kazancı nedeniyle beyanname veriliyorsa indirilebilir. Diş hekiminin döviz geliri var. Burada da var aynı sorular. Onda da cevap vermeyiz. Bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Ayrıca evet. Orada sosyal güvenlik primi SGDP ödeniyor sizin adına. Bahsettiğimiz o değil. Bahsedilen şu anda emekli olup ticari hayatına devam eden emekli maaşından %15 stopaj yani, sosyal güvenlik destek primi kesilen. Ödeyenler için. Onları bahsediyorum. Evet. Bu maaştan kesilen mi? Sosyal güvenlik destek primi. Yani kendimiz ödemiyoruz, elde ettiğimiz, ücret geliri elde ettiğimiz yerdeki maaştan kesiliyor. O zaman düşülmez. Düşülmez. Zaten ücret gelirinin tespitinde dikkate alınır, o düşülmez. Evet. Ancak ücret geliriyle ilgili beyanname veriyorsanız diğer ücret gibi... Tabii, o zaman düşülebilir. Normal prim gibi o zaman düşülebilir. Ama onun haricinde düşemez. İki sefer indirim olmaz. Diş hekimi serbest meslek erbabının döviz geliri var. Bunu beyan etmek zorunda mı? Döviz gelirini beyan etmek zorunda değil. Serbest meslek erbabı. Eğer bir ticari işletme ise, ticari işletmenin aktifinde kayıtlıysa zaten o kambiyo kârı oluşturur. Bu serbest meslek erbabında öyle bir şey yok. Bunu da okumakta zorlanıyorum. Ona ben bakayım. Gelir vergisi mükellefiyeti 2013'te olan kişinin 2010 yılında almış olduğu kamyonetini envanterine hangi bedelle kaydedebiliriz? Amortisman ayırıp giderlerini yazabilir miyiz? Kamyonet ticari araç 2010'da alınmış. Mükellefiyet 2013'te tesis edilmiş. Envantere hangi bedelle kaydedilir? Envantere alış bedeliyle kaydedilebilir. Amortisman ayırıp giderleri de indirilebilir. Özellikle bir şey var mı? Tabii burada aslında vergi dairesi bunları tespit ederse 2010 yılı itibariyle mükellefiyet tesis ediyor. Hatta işte BABS vermemişsiniz, beyanname vermemişsiniz falan diye bir sürü ceza geliyor. Ama hiç öyle bir şey yokmuş gibi. Hani 2013'te mükellefiyet tesis edildiyse yine envantere alınabilir. Amortismanları da ayrılabilir, gider yazılabilir. Üstad devam etsin, ben okumaya çalışayım. Ateş Ayhan'ın tamam, sorusu. İki konutu olan kişi kiraya veremediği konuta ait konut faiz giderlerini gerçek gidere atabilir mi? Bu gayrimenkul sermaye irade ile ilişkin giderler, yani gayrimenkul sermaye irade beyan ediyorsanız varsa olur. Bu daha kiraya vermediği bir gayrimenkul sermaye irade söz konusu değilse bununla ilgili faizde gider yazması söz konusu olmayacaktır.
diğer konuttan da geliri var mı? Onu zaten o zaman şey yapabilir, gider yazabilir faizini. Olsun, yani faiz gideri zaten o ilgili yani zararı artıran bir unsur olarak kullanılabiliyor faiz. Faizi her halükarda siz gider yazabildiğiniz için onun gider yazıp onun şeyini daha sonraki yıllarda indirebilirsiniz şeyini. Mal taşıttığımız ham mallara esnaf muaflığı belgesi aldıramıyoruz. Gider pusulası ile kesinti yapıp giderleştiriyoruz. İşlemimiz doğru mu? Sizin açınızdan doğru. Yani bir belge alamıyorsunuz. Belge alamadığınız için en azından gider pusulasıyla tevsik edilmesi en azından sizin açınızdan şey. Ama karşı taraf için tabii ayrı düşünülmesi gerekir. Konut karı kocaya ait, kira sözleşmesi kocanın üzerine. Kirayı kocası alıyor, beyannameyi kim verecek? Koca verirse götürü gider seçebilir mi? Şöyle bir durum var burada. Şimdi bayan burada demek ki yani hiç elde etmiyor diyorsunuz. Onu demek istiyorsunuz herhalde. Tahsil etmiyor yani. Şeyi tahsil etmemiş sayacak mıyız? Tahsil etmiyorsa bu hepsini demek ki şey tahsil ediyor. Diğer koca tahsil ediyor. Onun vermesi gerekir şey olarak. Beyannameyi. Şimdi %50-50 olduğunu varsayıyorsunuz herhalde burada payı. O kendi ilgili kısmına düşebilir şeyin. Evet, yani kendi sine isabet eden. Soruya ben de bir dakika. Bir dakika. Soruya bir soruyla cevap verelim şimdi. Az önce sunumda dedik ki mal sahibi kimse bir başkasının kirayı tahsil etmesi mal sahibinin vergi mükellefiyetini ortadan kaldırmaz dedi. Şimdi karı koca %50-%50 ortak. Kirayı tamamen karısının alması veya çocuğunun alması veya damadının alması eşinin %50 mükellefiyetini ortadan kaldıracak. Yani çünkü orada kirayı tahsil eden değil, tapunun sahibi. Tapuda %50-%50 ortaklık varsa, evet, kiraya da verebilirse ister eşi alsın, ister kocası alsın veya ister çocuklarına yatırtırsınlar, evet, isterse annelerine yatırtırsınlar. O parayı alanla ilgili veraset ve intikalden çıkıyor oradaki olay. O ayrıca girilir oraya da. Ama ya şurada şöyle bir husus var. Yani burada benim anladığım bu da soruda yani bayan hiç tahsil edemiyor yani aslında şeyi demek istiyor. Ama sonuç itibariyle mülk sahibi. Şimdi gayrimenkul sermaye iradının... Yaşlı bir teyze bana gönderecek için kızın üzerine yapmıştırmış hesabı. Evet. Kira olduğu gibi kızın hesabını... Teyze verecek be. Evet. Beyanname, stopajda beyan bizde, tam burada kayıtlı kimse kiranın uğradığını yapmış. Yok, orada sorun yok. O yapacak, fiildir böyle yapacak ama yani şöyle bir durumu ispat ettiğinde de şimdi tahsil edemiyorsa bu gayrimenkul sermaye iradı elde etmiyorsa gerçekten yani bir şekilde ispat edilirse o kişinin... Bankaya yatıyor diyor. Ya yatıyor diyor ama şey adına, kocanın adına şey yatıyor. Yani şey yatmıyor yani onun tasarruf edebileceği bir şeye yatmıyor yani gerçekten. Ya şöyle normalde... Şimdi mesela şöyle bir durum da oluyor mesela bu hususla ilgili mesela iki kişi sahip gayrimenkule bir kişinin hesabına yatmış daha sonra bu 50-50 beyan ediyor mahsup etmek istiyor tabii onunla ilgili bir stopaj falan yapılmışsa o şeyle ilgili gayrimenkul sermaye iradı ile ilgili ama sadece bir kişinin adına yatmış orada biz şey diyoruz yani onu paylaştırmanız gerekir.
tabii o tek tek beğenilirse zaten sıkıntı yok. Ama burada sorunun amacı yani sanki bir kişi hiç tahsil etmiyor. Burada gayrimenkul sermaye irade elde ediliyor mu, elde edilmiyor mu? Evet. Ya şimdi orada da şey sonucu çıkıyor. Yani şeyi tespit yapamıyorsunuz ki yani bunu. Şimdi yani şimdi bu ama bu tür böyle %50 şeylerde eğer mükellef yani o iki kişi paylaşıyorsa, beyan ediyorsa o şekilde de beyan edilebiliyor. Onda bir sorun yok ki. İlle banka hesabına gitmiş kişinin hepsini beyan etmesi diye bir şey yok. Yani iki kişi sahip soruyor, o hisseleri oranında şey yapılabilir, şimdi onda bir sorun yok. Değerli arkadaşlar, gelir vergisi açısından bir de hukuk kuralı vardır. Hukuk, bir şahsın eş dahi olsa bunlar, bir şahsın mülkiyetinde olan bir birimle ilgili muvaffakati olmadan onun üzerinde tasarruf etme hakkına sahip değil. Yani bir eşin üzerine yeri varsa, eşinin kocası tarafından orayı kiralamayla ilgili muvaffakatı yoksa, vekaletnamesi veya muvaffakatı, böyle bir şey kiralama, o sözleşmenin hiçbir geçerliliği söz konusu değildir. Taraflar kabul etmediği sürece, yani eş kabul ederse yarın öyle ilgili benim elime eşim imzalamış ama bu yer benim, ama burada gerçek olan malın sahibidir. Yani şöyle bir şeye benziyor, bir ticari işletmemiz var. Ticari işletmenin vergi kaydı sizin üzerine, yanınızda bir adam çalışıyor, bütün hasılatı o topluyor, satışı da o yapıyor. Vergi mükellefi mi olacak? Böyle bir şey yok. Vergi ticari mükellef kimse o. Burada da asli olan, sürtüşmek istemiyorsanız, yarın sıkıntıya girmek istemiyorsanız, %50 ise aynı kızının, kocasının takip etmesi gibi, kirayı alması gibi alıyorsa, ki bir de her kişi içinde muafiyet ayrı ayrı uygulandığına göre %50'de 3 bin liranın %50'sini, %25'i, %12,5'ini uygulamıyorsunuz. Ayrı ayrı beyan vermek, ayrı ayrı muafiyet uygulamak çok büyük bir iddia, avantajdır. Bunu böyle uygulamanıza yarar var. Dersin uygularsanız sıkıntı çekersiniz, haberiniz olsun. Şimdi kapatalım işte. Sosyal güvenlik, bu Bağkur şeyiyle ilgili, sosyal güvenlik primiyle ilgili indirilebilir mi? Bu birkaç soru var bununla ilgili. Bununla ilgili mukteza da var. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun 30. maddesi uyarınca bu tür sosyal güvenlik destek primleri ile ilgili, yani kişi emekli olmuş, bu tür bir sosyal güvenlik destek primi ödeniyor ve aynı zamanda da şu an mesela ticari faaliyetle uğraşıyor. Bundan indirim yapabilecek mi? Bu ödemenin tevsik edilmesi şartıyla indirilebilmesi mümkündür. X iş yerinden yıllık 60 bin, Y işverinden 10 bin bir de herhalde başka bir iş yerinden de 50 bin olan vergi mükellefi burada hangisini birinci iş yeri olarak belirleyecek diye bir soru var. Burada kişinin tercihine, birinci işveren olarak hangisini tercih ederse onu serbest iradesiyle belirleyebilir birinci işveren olarak. Bir kamyonu olan bir şahıs şehir için nakliye yapacağım diye Güneşli Vergi Dairesi basit usul için mükellefiyet tesisi talep etti. Ancak müdür yardımcısı bu zamana kadar kamyon için basit usul yapmadık, yapamayız dedi. Farklı uygulamalar var. Bu konuda ne yapmamız gerekiyor? Ya bununla ilgili normal basit usulün hududu maddesinde 51. maddede yani şehir içi bir şey yapılacaksa basit usulden yararlanma imkanı var.
Burada muhtemelen ne düşünülmüştür bilmiyorum ya, vergi dairesinin şeyi uygulaması. Şehir içi değildi, kamyondur, altı tekerlekli. İşte şehir yani, dışı nakliye de yapacaktı. İşte şehir içi yapacağım diye beyan etmiş vergi dairesine. Kabul etmemiştir vergi dairesi haklı olarak. Şehir içine yani yapmıyor. Şehir dışı sonuçta bir taşımacılık yapacağı düşünüldüğü için şey yapılmıştır. Gayrimenkul sermaye irade elde eden şahıs 2010 yılında ev aldı, kiraya verdi, götür gider yöntemiyle beyanlarını verdi. 2011 yılı için iktisat bedelinin %5'i için gider gösterebileceğini öğrendi. Bu yönteme geçmek istiyor ancak götür gider yönteminden 2 yıl geçmedikçe bundan dönemiyoruz. Doğru mudur? Burada sunumda da bir açıklama yapmıştım. Yani eğer 2011 yıl takvim yılının sonuna kadar düzeltme beyannamesi verip gerçek gider üstünden yararlanmak istediğini beyan ederse dönebilir ama 2011 yılından sonra bir talebi olursa 2 yıl beklemek zorunda. 2 yıl geçmeden gerçek gider usulüne dönemez. Özel bina inşaatlarında yanına çalışan işçiler diğer ücretli olarak vergi dairesine bildirmemişse vergi dairesi bina sahibini sorumlu tutabilir mi? Yani normalde diğer ücretli için normal diğer ücretlinin vergi dairesine tarihtirmesi gerekir. Çok emin değilim. Bir sorumluluğu tutabilir mi özel bina inşaat sahibinin? Bununla ilgili bir sorumluluk var mı? Hatırlamıyorum. Yok, bir sorumluluk. İş yeri stopajı brüt 20.000 TL. Basit usulde herhalde basit usulden bir ile ilgili bir gayrimenkul sermaye iradı var. Orada 6.200. Her iki kira toplamı beyan mı edilecek, nasıl edilecek? Şimdi ikisinin toplamı 26.200 ediyor. Burada sorulmak istenen şey herhalde. Şimdi basit usul ile ilgili bir stopaj yapılmadığı için o şeyden. Orada tabii iş yeri olarak kabul edileceği için orada istisnai de düşemeyeceğiz. 25.000'i aştığı için bu beyan edilecek toplamı. 25.000'i aştığı için. Tabii. Tabii. Basitüde stopaj yok ya. Ama iş yerinde var. İş yerinde varsa iade de tabii. Var. Doğru. Ticari faaliyeti nedeniyle emekli maaşından kesilen yine o ses sosyal güvenlik primiyle ilgili ona cevap vermiştik. Ev sahibi annesi kira kontratı kızı adına yapılmış. Ev sahibi beyannameyi kim vermelidir? Beyanname ev sahibi annesi olduğu için annesi vermelidir. Baba gayrimenkullerini yaşarken çocuklarına veriyor. Tapu çocukların adına ancak kullanım hakkı babaya ait. Kiraları baba alıyor. Gayrimenkul sermaye iradı beyanına kim verecek? Baba verecek. İntifa hakkı var çünkü şerhli yani. Tapuya kaydılmış. Orada mülkiyet intifa hakkına kullanım hakkı geçtiği için otomatik olarak kanun öyle baba verecek. Serbest meslek kazancı nedeniyle yine bu yine cevabını verdiğimiz bir soruyla ilgili. Ay mükellef %17 stopaj ile telif makbuz karşılığı hizmet sunabilir mi? Yani bu gerçi şeyle bağlantılı başta diyor serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen bir mükellef var. Bu mükellef aynı zamanda telif herhalde GVK 18'e göre ayrıca bir istisna kapsamında bir şey var. Bununla ilgili yani diğer serbest meslek faaliyeti olduğu için münhasıran bu GVK 18'e münhasır bir gelir elde etseydi bununla ilgili orada 94. maddeye bu tür yapılan satışlarla ilgili yani tevkifat yapıldığını varsayarak öyle bir durum olsaydı serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğu yok bu mükellefin ama beraber başka serbest meslek faaliyetiyle yaptığı için bununla ilgili serbest meslek makbuzu düzenlemesi gerekmektedir. Şimdi şu an orada bir anlaşalım. Ben mali müşerriyim. Bir de roman yazdım. Evet. Yani bir mesleki bir kitap yazdım. X yere verdim. Telif hakkı aldım. Evet. 6 bin lira, 10 bin lira. Stopaj yaptılar. Şimdi mevcut serbest meslek yaptığım bir fiil
serbest mesleğimle alakalı bir iş değil. Evet. Bu 18. madde kapsamında telif hakkını yapılan bir sözleşme. Bir muafiyet kapsamına gelen bir iş. Yok. Bence kira geliriyle ilgili nasıl muafiyetin varsa, ücret geliriyle ilgili nasıl muafiyetin varsa bununla ilgili yok, de... Yok, muafiyetimiz olacak. O var. Ama beliri de beyan etmemek lazım. Çünkü tabii onu yok. Beyan etmeyeceksiniz ama onu makbuz düzenlemeniz gerekir. Yani o sadece serbest meslek makbuzu düzenlememek, sadece münhasıran o faaliyeti yapıyorsanız ayrıca bir tebliğde... O faaliyette 20 mi 17 mi? 17. İstisna kapsamına giriyor. Tabii giriyor ama şöyle bir durum var. Yani eğer tebliğde katma değer de aynı şekilde olması lazım. Yani tebliğde münhasıran bu faaliyeti yapıyorsanız bunun defter tutma da hatta içinde serbest meslek makbuzu düzenleme mecburiyetlerini kaldırıyor sadece. Ama başka bir faaliyet yapıyorsanız bu mecburiyetleriniz devam ediyor. Ama tabii kazanç istisna, orada şey yok. Konut ve iş yeri birlikte beyana tabi olduğunda vergi iadesi var mı? Bahsedildi. Yani 25 bin geçtiği anda beyana tabi gelir. İade çıkacak. Konutu olan bir kişi buranın kullanım hakkını kardeşine veriyor. Kardeşi de burayı kiraya veriyor. Beyannameyi kim verecek? Bu da aynı benzer soru cevaplamıştık. Yani bu şekilde kiraya veriliyorsa beyannameyi vermek ve sermaye iradını elde eden verecek. Noter tercümanlığı yapan gerçek kişinin kazancı ticari kazanç mı, serbest meslek kazancı mı? Noterlerin normal serbest meslek tercümanlar serbest meslek kazancı kesiyor. Tercümanlığı diyor. Yani buradaki onlar serbest meslek erbabı. Yani serbest normal meslek kesiyorlar. Tercümanlık bu. Normal noter anlamındaysa zaten serbest meslek. Yok. Notere tercüme yapan yeminli tercümanlar var ya, onu bahsediyor. He. Onlar serbest meslek kazancı. Ticari kazanç değil. En son soru. 1-1-2012-31-8-2012 basit usul vergi mükellefiyeti olan ve 1-10-2012-31-12-2012 ticari kazancı olan bir mükellef basit usul kazancını ne zaman beyan eder? Yani şeye geçtiği için Mart'ta beyan eder gibi geliyor ama tam emin değiliz. Evet. Öyle olması lazım. Mart'ta beyan etmesi lazım. Bu kadar soru. Şunları da tamamlayalım. Az önce okuyamamıştım, sonra okuyabildik. Anladığım kadarıyla sözleşme ve beyanname damga vergileri gider yazılamıyor serbest meslek kazancında. Yaptığımız sözleşmeleri meslek kazançla doğrudan ilgili değil midir? Damga vergisi neden gider? Doğrudur aslında. Yani soruyu soran doğru değerlendiriyor ama üstad da açıkladı, doğru açıkladı aslında. Yani özelgeden bahsetti. Özelgede çok katı yorumlamışlar kanun. Diyor ki Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesi indirilecek gider. Ticari kazançta indirilecek giderlerde işte aynı vergiler, damga, resim ve harçlar gider yazılabilir diyor. Ama şeyde 68. maddede serbest meslek kazancında giderleri düzenleyen madde damga demiyor. Damga demiyor. Yani buradan da muktezayı yazan demiş ki o zaman serbest meslek kazancında damga gider yazılamaz demiş. Ama 68'e 1 de diyor ki mesleki faaliyetin idame ettirilmesi ve devam ettirilmesi için yapılan genel giderler diyor. Ben damga vergisi ödemeden sözleşme yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Ben damga vergisi ödemeden beyanname verebiliyor muyum? Veremiyorum. O zaman benim o damga vergisine 68'e 1'e göre gider yazmam lazım. Ama ne yazık ki böyle bir özelge var. Ben yazıyorum, öyle söyleyeyim. Kamerada çekeyim. Ben yazıyorum. Ben de yazıyorum. Ben de herkes kon. devamı var pardon. Mükellef şube açmış, vergi dairesine bildirmemiş. Fakat mal sahibine binaları bankadan kira ödemesi yapmış. Şube için kira ödemesi yapmış. Tevkifat yapılmamış anladığım kadarıyla. Bu durumda nasıl bir yol izlenebilir? Kurumlar mükellefi mi, gelir mi? Evet, kurum mükellef şube açmış, vergi dairesine bildirmemiş fakat ne iş yapıyor? Hayır, orada yazar kaçak çalışıyor. Bizim sorunumuz tevkifat burada, değil mi?
Biz tevkifat yapmadık. Tevkifat yapmadık. Vergi dairesine bildirmemiş, bize de bile. Aslında vergi dairesine bildirmesiyle bizim şeyimizi çok gider, o da çok aslında şey değil. Bankaya yatırmış zaten, sorun yok yani. Nakden veya hesaben ödeme yapılmış. Tevkifat yapılmamış. Sanki bir o dönemleri düzeltme yapmak, stopaj yapmak gerekir gibi. O bizi ilgilendirir mi diye o yüzden sordum ben yani. Yani şunu yapın. O Başkan söyledi, ben bir şey demiyorum. Yani o taraf açısından sorun olur. Biz düzeltme yaparız, pişmanlıkla muhtasar beyannameleri düzeltiriz, stopaj çıkar, onu öderiz ama karşı taraf açısından sorun olabilir. Umrumuzda değil derseniz biz düzeltelim. Eğer o da umrumuzda diyorsanız başkanın dediğini yapalım. Yok, depo olarak beyan eder, kaydını yapar, stopajlarını öder. Serbest meslek kazancının tespitinde giyem giderlerini mesleğimizle ilgili kısmını düşebiliriz deniliyor. Evet, mesleğimizle ilgili düşebiliriz dış giyim harcamalarımızı. Spor ayakkabıyı gider yazmayıp, yani bu da şey işte, damga vergisi gibi. Yani kendinizi spor temsil etmeniz gereken yerler olabilir. Mesleğinizi spor temsil etmeniz gereken yerler olabilir ama 27. maddeyle bağlantısını kuruyor. Üstad hemen oradan baktı şöyle, bana böyle. Yani sonuçta yanlış hatırlamıyorsam yine, yani serbest muhasebeci mali müşavir vermişti herhalde bir müktezat talebi. Evet. Bununla ilgili yani şey de olabilir, şöyle bir yanıltmayayım. Şu an Ankara'da komisyonda da görüşülüyor olabilir. Biz buradan göndermiş de olabiliriz. Tam emin değilim ama mukteza da olabilir. Yani o mukteza, ben tam eminim ondan. O mukteza. Ya mukteza var da şöyle bir şey. Şimdi bir avukat için var bu mukteza. Avukat için de şöyle. Yani mahkemeye gidiyor mesela. Orada belli bir zorunlu bir kıyafet. Orada şey, gelir dairesinin anlayışı şu şekilde. Yani zorunlu kıyafet dediği, yani şu an mesela takım giyiyorsunuz, bu zorunlu kabul edilmeyebiliyor. Yani o anlamda diyorum. Yani o yüzden bu giyim harcamalarının gider yazılamayacağı gibi de bir anlam çıkıyor. Bu husus tam net değil ya da emin değilim. Yani yazılamayabilir. Evet. Ya şöyle bir durum oluyor yani. Ne zaman etmemişler ama bu özelge yeni bir özelge. Bu özelge yeni bir özelge. 2012 yılında verilen bir özelge. Şöyle bir durum 2012 var. 2012 yılında verilen bir özelge. Şimdi şöyle bir durum var. Özelgelerin yazımında sonuç kısmı bazen öyle bir yazılıyor ki, yani dışarıdan mükellef, normal bir vatandaş, hatta yani ben bile okusam bundan yararlanabilirmişim gibi geliyor. Yani orada öyle bir ifade kullanılıyor ki, mesela zorunlu giyim giderleri. Şimdi zorunlu giyim giderini kimin ne anladığı da önemli. Şöyle, ben o özelgeyle ilgili biz özel bir çalışma da yaptık. Hatırladığım kadarıyla naçizane onu ifade edeyim. Bir müzik sanatçısı özelgeyi istiyor. Ve diyor ki dış giyim, işinizle ilgili dış giyim harcamalarını gider yazabilirsiniz. Müzik sanatçısının işiyle ilgili dış giyim harcaması ne olabilir? O olabilir. İşte takım elbise de olabilir. Bir erkek düşünün, takım elbise de olabilir. Smokin de olabilir, kravat da olabilir, ayakkabı da olabilir. Hayır, bakın, yeni verilen bir özelge ne olur? 2 sene öncesinde kesinlikle kabul edilmiyordu zaten. Yeni verilen bir özelge, 2012 yılında verilmiş. Hani ben oradan yorumla, sanki serbest meslek erbabının takım elbise harcamasını ve şey de yapmıyor. Yani mesleki faaliyetin ifasında kullanımı zorunlu olan dış giyim harcamaları diyor. Ben mesleki faaliyetimi... Yani ben öyle algıladım açıkçası ama dediği yani gibi... Yani işte şöyle de bir algılama var. Yani zorunlu dış giyim harcaması olarak şu kastediliyor. Yani bir yere giderken zorunlu belli bir kıyafet girme şeyiniz var mı? Ama yok o mu? Özelgeden bahsedeyim mi? O sanatçı için verildi. Yani sanatçı bazen bir konsere tişörtle de çıkmayı tercih edebilir. İç giyim de yok zaten, dış giyim harcaması. Evet, bazı katılmayan arkadaşlar sonra soru sormaya gelmişler.
Son 10 dakika gelenler aslında anlatmıştık. Birinci işverenden stopaj yapılmış ücret 100 bin. İkinci işverenden stopaj yapılmış ücret 15 bin lira. Bir de iş yeri kira gelir var. Brüt 15 bin lira. Ücreti hep kendi içinde değerlendiriyoruz dedik. Değerlendirdik, beyan ediyorsak unuttuk. Değerlendirdik, beyan etmiyorsak unuttuk, diğerlerine baktık. Yani ücreti hiçbir zaman diğerleriyle toplamıyoruz. Burada birden sonraki işverenden elde edilen ücret 15 bin lira. 25 binin altında unuttum ücreti. Sadece iş yeri kira geliri kaldı, 15 bin lira beyan edilmez. Ücret mesela ikinci ücret 35 bin lira olsaydı, o zaman beyan ettim, ücret yazdım beyannameye, yine unuttum. Diğeriyle toplamayacağım. Yine unuttum. Diğerine baktım 15 bin lira. Beyan etmeyeceğim iş yeri kira gelirini. Ücreti hep kendi içinde. Hep kendi içinde değerlendiriyoruz. Mesken kira geliri. Sera tesisli toprak kira geliri. 10 dönüm. Hisse senedi alım satım kazancı. Eurobond alım satım kazancı olan bir gerçek kişinin beyanı ne şekilde düzenlenecektir? İş yeri kira geliri olarak mı değerlendirilecek? Hangisi? Toprak. Sera tesisli toprak kira bedeli. Sözleşme var mı? Ne olarak var sözleşme? Yani gayrimenkul sermaye iradı mı, zirai kazanç mı? Soru o aslında. Sera tesisli vakfın gelirlerinden. Anladım. Gayrimenkul sermaye iradı. Evet, gayrimenkul sermaye iradı. Tutarlar ve mesken kira geliri şeyi aşarsa ticari kazanç var mı? Ticari kazanç, zirai kazanç, mesleki kazanç yok. Mesken kira geliri istisnayı aşarsa aşam kısmını beyan ediyoruz. Seresli toprak kira geliri, iş yeri kira geliri gibi. Tabii iş yeri. İş yani konut değil, öyle düşünelim. Yani kime verdik kiraya? Stopaj yapmak zorunda olan birisi mi? Çiftçiye verdik. Gerçek usulde vergilendirilen bir çiftçi mi, gerçek usulde vergilendirilmeyen bir çiftçi mi? Küçük çiftçi mi, büyük çiftçi mi? Yani öyle sorayım. Küçük çiftçi ise stopaj da yok. Stopaj yok. Bak aynı şey gibi basit usule tabi işverene verilen kira. Stopaj yok, istisna yok ama bu iş yeri. İş yeri stopaj yok. Dolayısıyla tamamı 1290 lirayı aşarsa 86.1'de 1290 lirayı aşarsa beyan edilir. Hisse senedi alım satım kazancı 2 yıl içinde mi alınmış satılmış? 2 yıl içinde alınmış satıldıysa sadece endeksleme yapıyoruz. Bunlarda istisna yok. Menkul kıymet alma satmada istisna yok. Sadece istisna yapıyoruz. Aracı kurumsa zaten yok. Aracı kurum geçici 67'ye göre stopaj var. Satış yok. Eurobond alım satım kazancı. Eurobond geçici 67'nin kapsamına girmiyor. Yine girmiyor. Geçici 67'nin kapsamına girmiyor. İstisna yok. 8800 liralık istisna yok. Maliyeti endeksliyorum. Kazancı buluyorum, beyan ediyorum. İstisnasız. Bu şeyle ilgili de beyan kısmı zaten stopajsız iş yeri. İş yeri olarak düşünmek lazım ama stopajsız düşünmek şimdi lazım. Şimdi orada yani gayrimenkul sermaye iradı sayılacak. Şöyle bir durum olsa da zaten gayrimenkul sermaye iradı sayılıyor. Diyelim zirai faaliyete iştirak evet. etmeksizin üründen pay tamam. alsanız bile o bile gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi lazım. Bunu iş yeri olarak, stopajsız iş yeri olarak gibi yani. Evet. Şimdi bir tane daha soru gelmiş daha sonradan. Şirketin aktifine kayıtlı gayrimenkul 3 yıldır aktifte. Satışında KDV var mı? Bu şeyle bağlantılı biraz yani kurumlar vergisi kanununda gayrimenkul satış kazançları istisnası vardır. Buna paralel KDV 17.4R maddesi zannedersem. Yani en az aktifte 2 yıldan sonra bir taşınmazın devir ve teslimi varsa KDV'den istisna. Metrekare yok. Yok. İnşaat firması ise işi bu işi yapmakla ilgili ise muafiyeti söz konusu. Bir de o şirket mi ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefi mi? Kurumsa sorun yok. %75+%25'i vergisi, %75 muafiyeti var. Yok KDV'de tamam mı istisna? Evet. KDV tamam. Kurumlar vergisinde %75 muafiyeti var. Şimdi faturalı ilgili bir hususu hemen açalım. 2011 Aralık ayına ait fatura Ocak ayında yani ayın 25'inden sonra katma değerden sonra geldi ise Aralık ayına 45 günlük işleme süremiz var. 45 gün içerisinde gelen faturayı otomatik olarak
kapatmadıysa geçişi vergi dönemine kadar Aralık ayına yazabilir. Katma değer vergisidir. Düzeltme yapmak zorundasınız. Aralık ayı ile ilgili. Düzeltme yapmaz iseniz katma değer vergisini kanunen kabul edilmeyen gider olarak hale almak zorundasınız. 2012 yılında geç gelen faturayı kayda aldığınızda katma değer vergisi yine kanunen kabul edilmeyen giderdir. Defterler kapattıktan sonra gelmiş olanlar tek düzen muhasebe uygulama tebliği çerçevesinde biliyorsunuz dönem kapandıktan sonra, yani defterler kapandıktan sonra gelen faturalar geçmiş dönem giderse geçmiş dönem gideri olarak kayda alınır. Katma değer vergisi açısından indirim konusu yapamazsınız. Dikkat edeceğiniz hususlardan bir tanesi de üstad söyledi. Ocak ayında tanzim ettirilmiş olan elektrik ve su faturaları var. Şimdi ufak işletmelerde bunlar küçük sorunlar olmuyor ama çok büyük miktarda elektrik ve su faturası getirilen firmalar var. 300 bin lira, 500 bin lira, 700 bin lira gibi gelen faturalar var. Aşağı yukarı %90'ı düzeldi. Dönemsel gelmeye çalışıyor ama bazı yerlerde hala organize sanayi bölgesi de burada. Ocağın 15'i ile Aralık'ın 15'i ile Ocağın 15'i ile arasında saat okuyarak fatura Ocak ayı içinde tanzim edilebiliyor. Bu dönemde yapacağınız tek işlem var. Katma değer vergisi fatura üstadın dediği gibi Ocak ayında tanzim edildiği için karşı tarafta katma değer vergisini Ocak ayı beyanıyla beyan ettiği için Ocak ayında indirim konusu yapacaksınız. Ancak faturayı muhasebeleştirirken Ocağın 15'inde gelen faturayı 15 güne isabet eden 2012 yılı giderini 2012 yılına 15 yıllığını gelecek dönem giderleri, yani o dönemin giderini atacaksınız. Atmazsanız 2012 maliyetleriniz şaşar, 2012 karınız şaşar, 2012'deki sisteminiz bozulur. Hatta faturası gelmeyenlerle ilgili biz firmalarda elektrik saatini de o günü itibariyle okuyarak tahakkuk bile yapma yoluna gidebilir. Çünkü giderlerin dönemselliği söz konusudur. Tek düzen muhasebe uygulama tebliğinde o dönemin elektrik, su ve diğer faturaları dönemsellik olarak o dönemin giderine girmek zorundadır. Katma değer vergisiyle faturayı birbirinden ayırmanız gerekir. Anlaşıldı herhalde. Bir şey soruyorum. Şöyle oldu. 1-1-2013 itibariyle 6322 sayılı kanunla bir değişiklik yapıldı. Şu anda kim yararlanamaz dedik 3000 liralık istisnadan? Ticari, zirai ve mesleki kazanç elde edenler yararlanamaz dedik. 2013 itibariyle bundan yararlanamayacakların sayısını artırdılar ve dediler ki beyan edilsin veya edilmesin. Ücret geliri elde ettiyseniz, gayrimenkul iş yeri kira geliri elde ettiyseniz, menkul sermaye beyan edilsin veya edilmesin, menkul sermaye irade elde ettiyseniz, diğer kazanç ve irat elde ettiyseniz 103. maddedeki tarifenin 3. gelir dilimini de aştıysa bunların tutarı yine 3000 liralık istinaddan yararlanamazsınız dediler. Ama bu 2013 için 2013 seneye için. Seneye anlatacağız onu inşallah. Ölmez sağ kalırsak. Evet, son soruyu alıyoruz. Bence de. Parayı alıyorsun da ona keseceksin. Kelefe kesiyorsan mükelleften. Büyük dostlukla bunlar notere kesmezler. Kime tercüme yaptılarsa noter onu yönlendirir. O tarafa yapar. Burada artık burada 18'de telif hakkına giren muafiyet kapsamında işler değil. Ayrı bir mükellefiyet tesis ettirmesine de gerek yok. Benim şahsım artık. Şöyle normal, ben son orada. İki cümle söyleyebilir miyim bununla ilgili? Burada aslında istisna olduğunda hiçbir şüphe yok. Stopajın %17 yapılmış. Çünkü bu da yani tercüme de yazar 18. maddede. Stopaj %17 olacak. İstisna olacak. Yani ben bunu yıllık gelir vergisi yani kazancıma dahil etmeyeceğim. Serbest meslek kazancıma dahil etmeyeceğim. 17 stopaj nihai vergi olacak. Sorun şu. KDV açısı. Yani makbuz düzenlenecek mi sorusunu da aslında KDV yaratıyor. Benim bu hizmetim çeviri yapma hizmetim. Katma değer vergisine tabi mi? Tabi. Katma değer vergisi madde bir konu. Türkiye'de yapılan teslime hizmetler. Ben Türkiye'de çeviri hizmeti yaptım. Katma değer vergisine tabi. Bunu bir mükellef yaparsa makbuz düzenleyip KDV'sini hesaplaması lazım. Bunu mükellef olmayan birisi yaparsa ödemeyi yapan 94. madde kapsamında sayılan kişilerdense stopaj yapması gerekir. Bunu bir mükellef yaparsa KDV düzenler, fatura ya bu işlem KDV'ye tabi. KDV'de böyle bir istisna yok.
Ancak KDV'de de dese ki işte üreticilerin, yaratıcıların, telif hakkı kullananların, zeka çalıştıranların, beyin çalıştıranlar işte KDV'den istisnadır bunların hizmetleri dese, o zaman KDV olmaz, makbuz kesilmez. Ama ben mükellefsem örneğin yeminli mali müşavirim, ne yapıyorum? Tercüme yapıyorum ayrıca veya makale yazıyorum veya kitap yazıyorum. Ben makbuz kesmem lazım. Makbuz keserim, %17 stopaj yapılır. Beyannameme dahil etmem o kazancımı, ama KDV hesaplarım, KDV'yi götürüp beyannamemde öderim. Ben mükellef değilsem bana ödemeyi yapan KDV tevkifatı yapar. 2 numaralı KDV beyannamesi. Başkan soru geliyor. Evet. Herkese teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Arkadaşlar, plaket törenimiz var. Biraz sabrınızı rica ediyoruz. Evet. Konuşmacılarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten keyifli bir seminer izlettiler. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Evet. Sizler adına Türk Eğitim Vakfı'na maddi desteğe ihtiyacı olan çocuklarımıza destek vermek amacıyla bağışta bulunduk. Bu anlamda plaketini vermek üzere yönetim kurulu üyemiz Sayın Kazım Mermer'i davet etmek istiyorum. Oturum başkanımız Sayın Ülkü Sönmez'e plaketini verecek. Teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı olay için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın Emre Kartaloğlu'na plaketini vermek üzere Sayın Tayyar Güler'i yönetim kurulu üyemizi davet etmek istiyorum. Evet. Evet. Haksız Rekabet Kurulu üyemi Sayın Ayşin Angül'ü de Fatih Kaya'ya plaketini vermek üzere davet ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, seminerimiz sona ermiştir. 1 Mart saat 10.30'da Taksim Meydanı'nda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.